Liselere yerleştirme sınavı biliyorsunuz yapıldı, sonuçları açıklandı ve o sonuçlara göre 91.637 öğrenci hiçbir okula yerleşemediler. Ancak buna rağmen bazı meslek ve imam hatip liselerinde ciddi kontenjan boşlukları var şu anda. Öğrencilerin istemediği bir okul türüne gitmek zorunda kalmaması için bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bazı meslek ve imam hatip liseleri de işte daha fazla tercih edilen Anadolu liselerine dönüştürülecek. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi bu yeni dönüşüme hazırlanıyor. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı ama 91.687 öğrenci liseye yerleşemedi. Öte yandan 342.000 kontenjanda boş kaldı. Boş kontenjanların çoğu da meslek, teknik ve imam hatip liselerine ait. Öğrencilerin en fazla tercih ettiği lise türünün ise Anadolu liseleri olduğu ortaya çıktı. Meslek liselerinde 214.034 kontenjan boşta kalırken, imam hatip liselerinde bu sayı 107.288 oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Açıkta kalan öğrencilerin liselere yerleştirilmesi için çalışma başlattığı duyuruldu. Tercih edilmeyen meslek ve imam hatip liseleri Anadolu liselerine dönüştürülecek. Tercih edilen ve fiziki şartlara elverişli olan bazı liselerde de kontenjan artırımı yapılacak. Açıkta kalan ya da yerleştirildiği liseden memnun olmayan öğrenciler içinse nakil ve yerleştirme süreleri 6 Ağustos'ta başlayacak, 4 dönem halinde uygulanacak. Sonuçlar her nakil döneminin sonunda 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de duyurulacak. Dönüşüm ve kontenjan artırımı işlemleri bir ayda tamamlanacak. Liselerde yapılacak yapısal dönüşümle hiçbir öğrencinin istemediği bir okul türüne gitmek zorunda kalmaması amaçlanıyor.